Ben Avukat Ayhan Ömen. Evet geçen haftadaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. E2 yatırımcı vizesinde yatırım yapıldıktan sonra aynı süreç içerisinde aynı parayla Amerika'da bir başka şirket açılıp daha fazla ihtitam sağlanmaya çalışılırsa bu olay E2 vizesini almayı nasıl etkiler diye takipçimiz bize soruyor. Bahsettiğiniz noktada daha bir E2 vizesi alınmamışsa ama şirket var ve yatırım yapıldıysa e, bu yatırım yapıldı ve şirket var ama hala E2 vizesi alınmama durumunda o zaman kişi oradaki yatırımını anladığım kadarıyla aynı parayla kastetti o. O şirketi yatırdı ama kullanmadığı parayı başka bir şirkete transfer yapıp orada da istihdam yaratma durumunda o zaman E2 vizesini alma noktasında ilk şirket değil ama ikinci yatırımını yönlendirdiği, yatırımını e, transfer yaptığı ikinci şirket üzerinden e yatırımcı vizesine gitmesi yerinde olacaktır. Ama takipçimizin sorduğu o değilse zaten var olan bir E2 vizesini şirket üzerinden aldıysa yatırım yapıp fakat daha sonra bu yatırımı alıp başka bir şirkete geçirip orada istihdam yaratacaksa eğer ilk şirket devam etmeyecekse bu noktada göçmen dairesine başvuru yapıp tekrar yani var olan E2 vizesinde değişiklik yapılması ve yatırım noktasında yatırımın başka şirkete aktarılmak istendiğini ve bu noktada da onlardan izin alınması gerekmektedir. Dolayısıyla bu izin yani var olan E2 vizenizdeki değişikliği yapıp şirket değişikliği ya da alan değişikliği ya da yatırımın başka bir şirkete geçecek olması durumunu yapmadan önce onlardan bu konuda izin alıp onların onayı üzerine yeni şirketin üzerinden de istihdam yaratılıp bu sefer yeni şirket üzerinden E2 vizesiyle ilerlemeniz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'daki Türk konsolosluklarından pasaport yenileyebiliyor muyuz? Genel olarak bu konsolosluklarda başka hangi işlemleri yapabiliyoruz diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerika'da yaşayan e, Türk vatandaşları ya da Amerika'da geçici olsa da bulunan Türk vatandaşları Amerika'daki yaşadıkları bölgelerin bağlı olduğu Türk konsoloslukları üzerinden e, tabii ki pasaportlarını yenileme ya da pasaport sürelerini uzatma ya da pasaportlarını kaybettiyseler yeni pasaport alma gibi işlemleri yapabilecekler. Bu noktada yapmaları gereken bağlı bulundukları Türk Konsolosluğu şubemize ulaşıp şubesine ulaşıp oradan çalışmaların yani pasaportla ilgili yenileme ya da uzatmaların yapılması için işlem yapabiliyorlar. ve tabi Amerika'daki yaşayan Türk vatandaşlarımız buradaki Türk konsolosluklarımız aracılığıyla ee, ne tür işlemler yapabiliyorlar sorusuna gelince tabii ki pasaport işlemlerini yapabiliyorlar. Nüfus işlemlerini yapabiliyorlar. Ee, onun dışında askerlik işlemlerini yapabiliyorlar. Onun dışında da tabii ki vatandaşlıkla ilgili diğer her türlü işlemlerde bulunabiliyorlar. Vekalet vermeden tutun da işte nüfus kimliği çıkarmaktan tutun, evlilik yapmaktan ya da evliliği tescilinden tutun ya da boşanmanın işlenmesine kadar. ...yapabiliyorlar. Ee, onun dışında da tabii ki Amerikalılarda ya da yabancılarda Türkiye için vize başvuruları yapabiliyorlar ya da vatandaşlık başvurularını konsolosluklar üzerinden yapabiliyorlar deyip e, takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Benim babam Amerikan vatandaşıydı ve Amerika'dan emekliydi. Türkiye'deki evine maaş çekleri geliyordu. 2006 yılında babam vefat etti. Ondan sonra hiç çek gelmedi. Annem Amerikan vatandaşı değil. Aradan 13 yıl geçti. Bu maaş anneme bağlanabilir mi? Zaman aşımı var mı? Bu durum için ne yapmalıyım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerikan vatandaşının eşi eğer Amerikan vatandaşı vefat ederse ondan dolayı işte emeklilik hakları ya da maaşı gibi durumlardan faydalanması için ilk şartlardan biri bu kişinin ya Amerikan vatandaşı olması ya da yeşil kart sahibi olması. Dolayısıyla eğer anneniz herhangi bir şekilde Amerika vatandaşlığı yoksa ya da yeşil kartı yoksa o zaman babanızın vefatından sonra ona maaş bağlanması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Tabii ki eğer bundan sonra yeşil kart alma durumu mümkünse olabiliyorsa eğer onu alabiliyorsa farz ediyorum çocukları üzerinden o zaman vatandaşlığının ya da yeşil kartını pardon alır almaz o zaman emeklilik maaşı talebinde bulunabilecektir sosyal güvenlik ofisinden. Dolayısıyla öncelikle Açması gereken durum bu olacaktır. Bunu aşarsa Amerika'daki sosyal güvenlik ofisine ulaşıp bu maaş noktasındaki talebinde bulunabilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Yani bırakın hani önceki maaşları almaya da alamama durumu hiç maaş alabilme durumu mümkün olmayabilir. Bu da eğer yeşil karta geçemezse en az bu mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Amerika'ya öğrenci vizesiyle geldim ve öğrenciyim. Gelecek ay kardeşim Amerika'ya geleceği için kalacak yer arayışına girdik. Benim kuzenim de burada ve kendisi ABD vatandaşı. Amerikan vatandaşı bu kuzenim bizim için apartman dairesi kiralasa ve biz kalsak onun için bir sıkıntı olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu tabii sorduğun durum emlakla ilgili bir durum ve bunun içinde kuzeninizin bir yeri kiralarken kira sözleşmesi yaptığı zaman orada kalabilme durumu var. bu noktada önemli olan anlaşma yapıyorsa mülk sahibiyle yer kiralamak için orada kimler kalacağı noktasında işte kuzenlerinin, akrabalarının da onunla kalacağını ...dile getirmesi mantıklı olabilir. Yoksa sıkıntı yaşayacak bir durum görünmüyor. Tek sıkıntı ne zaman oluşabilir? Kirasını ödeyemezse ya da oranın masrafları ödenmezse... E, ...sorun oluşabilir kendisi için. Onun ödeme yapması için ya da onun kredisini etkileyecek bir durum olabilir. Yoksa onu, oranın kirası ödendikten sonra... ...ve orada kalacak kişilerle kimseye rahatsız etmediği sürece... ...bu noktada bir problem oluşmayacaktır. Tabii eğer kira sözleşmesinin şartlarını görmek lazım kendisi dışında kimse kalabilir mi kalamaz mı noktasına uygun bir şekilde adım atılırsa kira sözleşmesi ilal etmemiş olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Değerli bir takipçimizden gelen bir soru da şu. Green Card sahiplerinin eşleri ve çocukları hakkında geçen hafta bir video yayınladınız. Evlilik yoluyla Green Card almış ve sonra boşalmış Green Card sahibi. Bu arada 10 yıllık Green Card için Ağustos ayında vatandaşlığa başvuracak biri tekrar evlilik yoluyla eşine green card alabilir mi? Videoda bahsettiğiniz şekilde Temmuz ayında beklemeden green card başvurusu yapabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. Eğer siz 5 yılınız dolmadan önce yani yeşil kartınızla 5 yılınızı doldurmadığınız sürece evlilik üzerinden aldığınız yeşil kart üzerinden başka bir kişiye evlilik üzerinden yeşil kart başvurusu yapamayacaksınız. Bunun istisnaları var fakat yapmamanız yerinde olacaktır. Dolayısıyla burada anladığım kadarıyla sizin vatandaşlığa zaten gitmenize çok az bir süre kalmış durumda. Ve var olan 5 yılınızı tamamlar tamamlamaz sizin yeşil kartınızın üzerinden o zaman yeni evleneceğiniz eşinize yeşil, kartına, eşinize yeşil kart başvurusu yapabileceksiniz. Ve bu noktada tavsiyemiz bu olacak. Yoksa Temmuz ayındaki bir durumu yakalama durumunuzda durumunuz olmayacak. Çünkü yeşil kartınızdaki süreci 5 yılı tamamlamanızda fayda var. Onu tamamlamadan da yeni eşinize başvuru yapmanızı tavsiye etmiyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen sorulardan bir tanesi şu. E2 vizesinden green card almak mümkün müdür diye takipçimiz bize soruyor. E2 vizesi yatırımcılarının E2 vize üzerinden yeşil karta ya da green karta gitme imkanları ancak yatırımlarının en az 500 bin dolara ulaşması ve çalışan istihdam sayılarında en az 10 kişi yakalayacak duruma seviyeye gelmesiyle mümkün olacak. Dolayısıyla öbür türlü bu mümkün olmayacaktır. Yani siz eğer E2 vizesi yatırımı yapıyorsanız ve yatırım miktarınız çok yüksek değilse o zaman yatırım üzerinden yeşil karta gidemeyeceksiniz ve dolayısıyla E2 vizesi üzerinden de yeşil kart alma durumunuz mümkün olmayacak. Ama E2 vizesi altında çalışan olarak gelen kişiler ise onlar E2 vizesi şirket üzerinden yeşil kart başvurusuyla sponsor edilebilirler. Çünkü onlar kendileri yatırımcı değiller. Çalışan yönetici ya da çalışan seviyesinde geldikleri için iş yeri onlara yeşil kart başvurusu yapabilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 2019 yılı H1B vize sonuçları açıklandı mı? Şimdi 2019 yılı içinde başvuru yapılan H1B dosyaları biliyorsunuz Nisan'ın ilk haftası yani 2 ay önce göçmen tarihsinin eline ulaştırıldı. Ve yaklaşık başvurular yapıldığı ilk haftasında da kotalarda olduğu için ondan sonra bilgisayar seçimi yapılıp çıkan dosyaları da çıktığına dair kadıt belge gönderilmeye başladı. Şimdi tabii şu an olduğumuz süreçte şu ana kadar geç var bir dosyası seçilenlerin neredeyse çoğu belli oldu. Tabii arada hala belli olmayanlar olabilir ya da ellerinde belge geçmeyenler olabilir. Ama genel olarak şu ana kadar çoğu belli oldu. Bundan sonra da artık zaten seçilemeyenlerin dosyalarını geri gönderme sürecine giriyorlar. Ve dolayısıyla o Dosyaların geri dönmeye başlayacak. Yani sonuçlar açıklandı mı sorusun cevabı evet açıklandı. Ama bizim onları öğrenmemiz genelde çıkan dosyalar için çıktığına dair belge geldiğini öğreniyoruz. Ve bir kişiye çıkmadıysa kesin o zaman onun dosyasının dönmesini bekliyoruz. Dolayısıyla şu anda o aşamaya doğru gidiyorlar. Ve o aşamadaki dosyalarımızda elimize ulaştığında o kişiye çıkmadığı ya da çıkmadıklarını görmüş olacaklar deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'daki şirketlerde zorunlu olarak muhasebeci ve iş avukatı bulundurmak gerekli midir? Nasıl bir işleyiş vardır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerika'daki şirketlerde Türkiye'deki gibi değil. Ama buradaki şirketlerde şirket içi muhasebeci ya da avukat bulundurma gibi bir zorunluluk söz konusu değil. Ama tabii bir şirketin bünyesi ve iş hacmine göre iş şirket büyüdükçe, çalışan sayısı arttıkça zaten doğal olarak şirketler iç sisteminde işte muhasebeci ya da bookkeeper dedikleri kişileri tutmaktalar. Ve hatta işler daha da büyürse bünyelerinde danışman avukat da bulundurmakla zaten böyle bir arayışın içine girmektedirler. Tabii ben bunu anlatırken çok büyük şirketlerin gireceği zorunluluklardan bahsetmiyorum ama genelde şirketlerin böyle bir yükümlülüğü Amerika'da yok. Ama şirketler büyüdükçe bu yükümlülük artmaktadır. Tabi onun dışında da SEC yani buradaki e, SPK anlamındaki kuruluşla e, kuruluşun denetim altına girecek şirketleri bunun dışında tutuyorum diyebilirim. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. E2 vizesiyle Amerika'da yatırım yaptıktan sonra süreç içerisinde yatırım çeşitlemesi yapılıp ...yatırım miktarı şirket lehinde artarsa şirket ortakları EB5 vize statüsüne geçiş yapabilirler mi diye takipçimiz bize soruyor. Aa, bu güzel bir soru aslında. Tabii ki eğer şirkete E2 vizesiyle yatırım yapıp E2 vizesi alan ortak ya da ortaklar... E ...tabii ki eğer şirkete yaptıkları yatırımı arttırırsalar ve onların bireysel yaptıkları yatırımlar... ...en az 500 bin dolara ulaşırsa ve yerine göre 1 milyon dolara ulaşırsa o zaman ve istihdam sayısı da artarsa o zaman tabii ki kişiler E2 vizesinden EB5 vizesine geçme imkanına sahip olacaklar ve bu sayede de E2 vizesinden sonra yeşil kart alma durumuna geçecekler. Tabii bu noktada şunu anlamak lazım. Şirketin iş hacminin artması onu EB5'e götürecek bir durum değildir. Şirketin istihdam durumunun artması ve kişinin yaptığı yatırım miktarının artması ortağın ya da yönetici ya da sahibinin artması onu yeşil karta götürecek. E5 üzerinden yeşil karta götürecek bir durumdur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Öğrenci vizesi için Amerika'da kredi çekip hesabıma koysam vize almama engel olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Yani buradaki önemli olan durum şu. Eğer sizin e, finansal durumda bakılan şey yani sizin okuyacağınız okulun masraflarını karşılayacak bir finansal durum ya da yeterli sahip olmanız. Siz bu e, duruma sahipse o zaman sizin vize almanızda bir engel yok. Kredi bile çekmiş olsanız o para sizin hesabınızda olduğu için ve sizin olduğu için ve siz onunla da finansal durumla ilgili ödemeyi yapabilecek gücünüz olduğunu gösterdiğiniz için vize almanızda engel oluşturacak bir durum değildir deyip takipçimizi sorusunu cevaplayalım. Çünkü öğrenciler, yabancı öğrenciler de olsa bütün uluslararası e, kredi çekme durumları bankalardan mümkün oluyor. Önemli olan finansal kurumun size bunu veriyor olmasıdır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'da en çok kalma izni veren eyalet var mıdır? Ona göre Amerika'ya o eyalet üzerinden gelelim diyor bu takipçimiz. Burada eyaletle ilgili bir durum söz konusu değil. Siz vize veya oturum Amerika'da kalma gibi durumlarda eyaletten eyalete durum değişikliği göstermez. Dolayısıyla siz Amerika ya giriş yaptığınızda kapıdaki görevli, gümrük görevlisi ya da kapıdaki vize görevlisi sizin Amerika'da ne kadar süre kalabileceğinize belirleyen kişidir. En fazla 6 ay olacak ve olmak şartıyla sizin Amerika'da ne kadar kalacağınızı belirler. Dolayısıyla sizin hangi eyalete kaldığınız ya da hangi eyalete geleceğiniz bu noktada bir değişiklik oluşturmaz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'daki bir şirketin bize green card çıkarması için şirketin mali durumu ne olmalıdır? İşte Amerika'daki bir şirketin tabii ki yabancı bir kişiye green card sponsorluğu yapabilmesi için o kişiyi istediği pozisyonda en düşük ödemesi gereken maaş neyse o maaşı karşılayacak gelirinin yani karının ya da mal varlığının olması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki en düşük rakam ya da mali durumunda olması kişinin çalışacağı pozisyonun gerektireceği en düşük maaş ne ise o maaş kadar ya da üstünde olmasıyla mümkün olacaktır. Örnek veriyorum A kişisi bir şirkette bir pozisyonda çalışacak ve bu pozisyon için o bölgede diyelim 35 bin dolar 40 bin dolar bir maaş ödenmesi gerekiyorsa o zaman o maaşın miktarıca da üstünde kar elde olması şirketin lazım şirketin ya da mal varlığının onu kapsıyor olması gerekecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. C1 vizesi alıp Amerika'ya gelen internship veya work and travel programı öğrencileri aynı anda ikinci işte çalışabilirler mi? diye takipçimiz bize soruyor. Eğer kişiler Amerika'ya C1 programı ile geliyorsalar bu, bu program onlara sponsorların aracılığıyla hangi işte ne kadar süre çalışacaklarını belirlenmiş bir şekilde gelirler. Dolayısıyla kişilerin ikinci bir işte çalışmaları mümkün değil. Ancak ikinci bir işte çalışmaları da tabii ki sponsor firmalarına başvurup onların sponsor firmasının buna izin vermesiyle mümkün olacaktır. Yoksa siz e, bu noktada programınızı yapmak için bir iş yeri için geliyorsunuz ve programınızı tamamlamak için o iş yerinde çalışıyor olmanız gerekecek. Ama dediğim gibi bu noktalarda gerektiğinde şirkette sponsor firmayla görüşülüp Amerika'daki ve bu firmadan bu noktada bir izin alınması gerekiyorsa bu izni almanız mümkün olacaktır. Yoksa öbür türlü sizin izin almadan ikinci bir işte çalışmanız var olan yasal durumunuzu ihlale yol açar ve bu da sizin Amerika dışına gönderilmenize ya da bir daha gelememenize yol açar diyebiliriz. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Work and Travel sponsorunun çalışma vizemizi iptal etme hakkı var mıdır? Varsa hangi durumlarda böyle bir hakka sahiptir? Şimdi siz Amerika'ya J1 Work and Travel programı ile gelirken sizin tabii ki sponsor firmanızın belirlediği şartlar ve koşullarda burada bulunmanız gerekiyor. Eğer siz bu noktada sponsor firmanın sizin buradaki şartları yerine getirmenizi düşünürse ve bu noktada sizin var olan programınızı iptal etmeye da erken tamamlatma yetkisine sahiptir. Tabi bu tarz bir şeye girdiği zaman da siz var olan yasal durumunuzu kaybetmiş oluyorsunuz. Şimdi benim şu an tabi bizim genç arkadaşlarımız burada Work and Travel programında şu an bulunuyorlar ve bu bulundukları sürecin içinde de değerlendirmeye çalışırsak, şöyle bir tavsiyede bulunacağım kendilerine. Büyük bir ihtimalle çoğu gelmeye başladılar ve geldiler, buradalar şu an. Önemli olan gelir gelmez Amerika'ya hemen çok fazla süre geçirmeden sponsor firmaya burada olduğunuzu ve program başlamak için hazır olduğunuzu ve işleriyle görüşmek istediğiniz ya da işleriyle direkt görüşüp çalışmaya başladığınızı bilgisi vermenizde fayda var. Ve ikinci bir durumda hemen sosyal güvenlik numarasına başvurmanızda fayda var. Üçüncüsü ehliyetle ilgili hemen başvurular yapıp çalışmaları yapmanızda fayda var. Ve bunları yaptığınızda da var olan programınızı da başlattığınızda o iş yerinde devam ederek sponsor firmanın sizin herhangi bir ilal yaptığınızı düşünmemesi önemli. Çünkü bu sayede de Burada hesap durumunuzu bozmamış oluyorsunuz. Ama diyelim siz bu sürecin içindeyken de herhangi bir rahatsızlık olursa çalıştığınız yerde ya da koşullarda bunu da sponsor firmaya tabii ki iletebilirsiniz. İşi direkt bırakmaktansa önce sponsor firmayla bunları konuşup onlardan bu konuda yardım almayı ihmal etmeyin. Çünkü bu sayede var olan yasal durumunuzu ihlal etmeme durumunuz mümkün oluyor. Diğer bir durumda tabii siz geldiniz bu programınızın tamamlamaya çalışacaksınız ve eğer programımızın sonunda da burada kalmak istiyorsak o zaman sizin gelişinizden 90 gün sonra burada kalmak için çalışmalara ya da başvurulara başlamakta fayda var. Dolayısıyla bu noktada dikkatli olmanızı özellikle belirtiliyorum ve bu konuda sorularınız da olsa biz her zaman buradayız, bize ulaşabilirsiniz diyoruz bu genç arkadaşlarımıza.